kaçar hayat bize. Gelin yaşayın içimizde neşeyle. Günaydın Yumak. Fazla vaktimiz yok. Süsleri bitirmem lazım. Zaten çok az kaldı. Bu kağıtları keseceğim. Sonra şu ipli süsleri bağlayacağım. Bitecek. Bak Yumak, çok güzel oldu. Bu süsleri ağaçların arasına bağlayacağız. Çok güzel olacak. İşte bitti. Yumak bak, süsler nasıl olmuş? Aa, ay! Yumak! Yumak, sen iyi misin? Canım vatanım, güzel ülkem. Yok, böyle olmuyor. Zuzu, ne yapıyorsun burada? Ömer, görmemişim seni. Burada mıydın? Evet, Gökmen'in atölyesine gidiyordum. Hani hep beraber buluşup kutlama sürprizlerini hazırlayacaktık? Ben de gidecektim şimdi ama daha şiiri bitiremedim. Yazmamış mıydın şiiri? Yazdım ama istediğim gibi olmadı. Şiiri mısra mısra okuyalım istiyorum. Bir mısrasını sen, bir mısrasını Neşe. Güzel düşünmüşsün Zuzu. Çok güzel olur böyle. Evet ama eksik mısralarım var. Bakayım. Evet, biraz daha uzun olmalı. Bir de bazı mısralar daha güzel olabilir sanki. Bakayım. Canım vatanım, Türkiye'm. Burayı şöyle desek. Canım vatanım, Türkiye'm, sensin benim kıymetli hazinem. Ne dersin Zuzu? Böyle daha güzel olur sanki. Bu harika oldu Ömer. Hemen yazıyorum. Şiir konusunda ben de fena değilimdir. Bence epey iyisin Ömer. Hadi Zuzu, gidelim artık. Gökmen bizi bekliyor. Neşe de gelecekti. Yetiştirmemiz gereken epey bir işimiz var. Tamam, tamam. Şiiri atölyede hep beraber bitiririz artık. Bakalım bisiklet sürmede de şiir gibi iyi misin? Demek yarış istiyorsun. Beni geçemezsin. Sen öyle san. Bak, seni geçtim bile. Ah, bu da nereden çıktı? Ay, ah! Ne oldu Zuzu Hanım? Az mı geçtiniz yarıştan? Zuzu, iyi misin? İyiyim, iyi. Arı gelince dengemi kaybettim. Geliyorum şimdi. Defter! Eyvah! Şiir! Ömer! Şiir gidiyor! Şiir! Ben yakalarım şimdi Zuzu. Merak etme. Ha? Ah! Kaçtı! Ay! Yakala onu Ömer! Yakalayacağım! Ah! Olmuyor! Gidiyor Zuzu! Aa! Şiirimiz gitti. Aklındadır ama yazdıkların, değil mi? Kağıt gibi yazdıklarım da aklımdan uçtu gitti. Kenancığım, böyle çok bol oldu. Biraz daha çekelim ipi. Tamam, iyice gerdim. Nasıl? Daha iyi sanki. Sıkı sıkı bağlayalım. Anne, Cumhuriyetimizin ne yılı demiştin? 100. demiştim Mutlucuğum.
yüzüncü yılı. Yüzüncü yılı. Yüz yıl. Yüzlü yıl. Süsler hazır. Ellerine sağlık kızım. Ben Götmen'in atölyesine gidiyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Olur Neşe'cim. Ben de süsler yapacağım. Çok güzel olur Mutlu. Bahçemizi iyice süsleriz. Yetiştim. Hoş geldin Neşe. Aa, Ömer'le Zuzu hala gelmedi mi? Yok, gelmediler. Gösteri için metin ve görselleri hazırlayacaktık. Evet, ben robotta epey ilerledim. Metin ve görseller eksik sadece. Zuzu, Ömer, ben de tam sizi sormuştum. Affedersiniz arkadaşlar, biraz geciktik. Bir şey mi oldu? Önüme bir arı çıkınca bisikletin dengesini kaybettim. Çantam düştü, şiiri yazdığım kağıt da uçtu gitti. Üzülme Zuzu, yeniden yazarız. Harika, işte robotumuz bitmek üzere. Bakın, görüntüler için bunları çizdim. İnternetten de bunları buldum. Bakayım. Çok güzel olmuş Ömer. Bilgisayara aktarınca daha da güzel olacak. Hadi hemen aktaralım. İşte görüntüler geldi. Ha ha, robotumuz da hazır. Bilgisayara da bağladık mı? Hah, harika. Siz ne durumdasınız arkadaşlar? Görüntüler bitmek üzere Gökmen. Az kaldı. Bence önce gökyüzüne doğru bayrağımız yükselmeli. İyi fikir. Harika bir poster oldu. Ablamlar neler yapıyor acaba? Merak etmeyin. Görüntünün üzerine ses de ekleyebiliriz. İşte bu çok güzel olur. Son zamanların en büyük havai fişek gösterisi olacak. Evet. Herkes bu gösteriyi konuşacak. Havai fişek mi? Ama bu... Bu kuşlara zarar verir. Hayır, buna izin veremem. Bence bayrak gökyüzünü tamamen kaplamalı. Evet, evet. Hatta bir süre öyle kalmalı. Sonra etrafta ışıklar olmalı bence. Hah, havai fişekmiş. Yumak, sessiz ol. Yumak, hadi biraz bahçeye çık sen. Hadi benim tatlı yumağım. Bence böyle daha güzel oldu. Evet evet, daha iyi oldu. Ha, robot gitmiş. Ama bu nasıl olur? Kendi başına öylece gidebiliyor mu? Kablosu yerinden çıkmışsa gidebilir. Yumak! Neler oluyor? Koşun! O kadar hazırlık. Hepsi boşa gitmiş. Her şeye zarar veriyor. Robot öğütücü moda geçmiş. Önüne gelen her şeyi çöp gibi öğütüyor. Yumak! Ağaca mı çıktın? Gel hadi. Robot ormana gidiyor. Olamaz. Ağaçlara zarar verebilir. Hemen robotu yakalamalıyız. Yoksa bayram gösterisini yapamayacağız. Onu durdurmalıyız. Yumak sen burada kal.
Koşun! Bence bunları da arkadaki ağaçlara bağlayalım. Olur Haya. Aa! Burada neler olmuş böyle? Süsler, çimler, çiçekler. Her şey mahvolmuş. Kim yaptı bunu? Yumak! Durun! Nereye gitti bu robot? Bu taraftan. Hadi durmayın, gidelim. Bakın, orada. Hey robot, dur bakalım. Ormana zarar veremezsin. Olamaz. O benim en sevdiğim raketimdi. Onu böyle yakalayamayız. Ne yapacağız peki? Bir yolunu bulup kapatma düğmesine basmalıyız. Yok artık. Ağaca tırmanan robot mu yaptın? Yeteneklerini geliştirmeye çalışıyordum. Tebrik ederim. Başarmışsın. Ay, koşun. Onu durdurmazsak tüm ormana zarar verecek. Bence ayrılalım. Farklı yönlerden gidip onu sıkıştırmaya çalışalım. Fena fikir değil. Şimdi yakaladım seni. Hop. Aa! Hayır, dur, yapma. Bu hiç hoş bir şey değil robot. İnsanlara karşı nazik olmayı öğrenmelisin. Ah, kime diyorum ben? Nereye gittin sen? Nereye? Ah! Hı? Demek buradasın. Ay! Ah! Hayır! Dur! Ah! Hepsi benim hatam. Önce tüm geçmiş modlarını iptal etmeliydim. Hı? Neler oluyor? Olamaz. Aa, bu robot iyice kontrolden çıkmış. Aa! Ah! Ah! Gökmen, Zuzuk, iyi misiniz? Ah! İyiyim. Robotu yakalamak öyle kolay olmayacak sanırım. Kim yaptı? Senin robotun sonuçta. Benim bir fikrim var. Bu defa elimizden kaçamayacak. Şimdi, çabuk olun. Hadi Neşe. Gökmen! Sıra sende! Geldim. Aa! Kapattım. Başardık! Sonunda. Kutlamaya az kaldı. Bir an önce dönmeliyiz. Gökmen, robotu gösteriye yetiştirebilir miyiz? Elbette. Hiçbir şey Cumhuriyet'in 100. yıl gösterisini yapmamıza engel olamaz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hemen atölyeye dönüyoruz. Kutlamalara hazırlanıyoruz. Tabii. Siz nasıl isterseniz. Zuzu! Gelmiyor musun? Hadi gidiyoruz. Şuraya bakın. Gelin. Ne oldu Zuzu? Robot dur. Zuzu'nun yanına dönüyoruz. Anlaşıldı. Ne var orada Zuzu? Arı kovanı. Ama düşmek üzere. Hmm,
Demek bugün arılar bu yüzden ortalarda dolaşıyorlardı. Sabah da bir tanesi benim odama girmişti. Hemen bir şey yapmalıyız. Merak etmeyin, robotum bunu halleder. Robot, hemen ağaca çıkmalısın. Anlaşıldı. Bu robot gerçekten harika. Robot, şimdi kovanı sağlam bir şekilde ağacın dalına koyuyorsun. Komut anlaşıldı. Görev tamamlandı. Oh, arılar kurtuldu. Hadi, atölyeye dönelim. Evet, acele etsek iyi olur. Gösterinin başlamasına az bir vakit kaldı. Hadi koşalım. Fark ettiyseniz çok büyük tarihi bir olaya tanıklık ediyoruz arkadaşlar. Ömer, neden durdun? Galiba bir şey buldum. Ne buldun Ömer? Şiiri. Şiir mi? İşte bu harika. Artık gidelim mi? Bugün büyük gün. Koşun. Bekle bizi Gökmen. Ah, çok güzel oldu. Cumhuriyetimizin 100'lü yılı kutlu olsun. Bu da ne böyle? Nice 100'lü yıllar ha. Mutlu 100 yılı epey yanlış anlamış. Mutlu 100. yıl derken bundan bahsetmemiştik. Nasıl yani? 100 işte. Bak, yanına da bayrağımızı çizdim. Çok güzel olmuş. Ama biz sayı olarak 100 diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Sayı mı? Evet. Hani 1, 2, 3, 4, 5, 10, 40 var ya. İşte öyle sayı. Ama 100 çok büyük bir sayı. Ben daha 6 yaşındayım. Cumhuriyetimiz nasıl 100 yaşında oluyor anlamıyorum. Ben de 52 yaşındayım. 52 mi? Benim babam da 85 yaşında. Ne? 85 mi? O zaman Cumhuriyet benim dedemden de mi büyük? Evet Mutlu. Türkiye Cumhuriyetimiz tam 100 yaşında. 100. yılında. Ne kadar da yanlış anlamışım. Garip. Aslında hiç yanlış anlamam. Her şeyi de hemen anlardım. Boşluğuma denk geldi herhalde. Değil mi abla? Evet Mutlucuğum. Hadi o zaman havai fişek gösterileriyle kutlamaya başlayalım. Havai fişek mi? Evet. Biz hazırız. Hayır. Durun. Bunu yapamazsınız. Yapamaz mıyız? Ama neden? Havai fişekler kuşlara zarar verebilir. Bunu yapmanıza izin veremem. Demek robotun kablosunu çıkaran sendin. Bendim tabii. Öylece durup kuşlara zarar vermenizi izleyemezdim. Mutlu, biz hiç kuşlara zarar verir miyiz? Ülke demek, vatan demek, sadece biz demek değil ki. Bu kuşlar, ağaçlar, toprak da bizim vatanımız. Neden havai fişek gösterisi yapıyorsunuz o zaman? Aslında yapacağımız gösteri havai fişek görünümünde bir hologram gösterisi. Hı? Hologram mı? Bunca zamandır bilgisayar başında robotla neden çalıştık sanıyorsun? Kutlama yaparken vatanımızın tek bir zerresine dahi zarar vermemek için. Öyle mi? Ben bunu da yanlış anlamışım. Özür dilerim. Madem öyle şu gösteriyi yapın da görelim. Canım ülkem, Türkiye'm. Sensin benim kıymetli hazinem. Nasıl da geçti 100 yıl birden. Büyücü sevgim taştı kalbimden. Cumhuriyetim, bayrağım, milletim, hepsi benim emanetim. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin memleketi. 100. yılda da yükseliyor sevinç ve coşku sesleri. Sonsuza dek bizimle yaşayacak. Sizlerle gurur duyuyoruz çocuklar. Biz de kendimizle gurur duyuyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Unutulmayacak bir Cumhuriyet Bayramı gösterisi oldu.
Büyüklerimiz bugün yaptıklarınızı görseydi sizlerle gurur duyardı çocuklar. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Anlaşıldı. Yaşasın, yaşasın. Görev tamamlandı.